Selam aleyküm, hayırlı akşamlar. Sağlı ATR telekanalının teleseyircileri eferde bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam ve nevbetteki bölümümüzni men sizlerge va'de etkenim gibi biz milli meclis reisimiz Rifat aga Çubarovnen bu yayınımızda beraber olacakmız ve esas bizlerni meraklandırgan meselelerni muzakere etmege planlaştırdık. Keliniz beraberlikte milli meclis reisimizni selamlayık. Rifat aga, selam aleyküm, hayırlı akşamlar. Selam aleyküm. Rifat aga, çoğa katindim adiseler yüz bere. Men misal olarak sizden laf etmege istegenim 6 muyum boyle bir sualını yazıp keçtim ama hangi birisini yetiştirermiz, bakacağımız. Keliniz edem aga Semidlyayevden başlamağa teklif etem. Çünkü aman aman bir saat evvelse edem aga Semidlyayev ne ayet apishaneden çıktı. Aksız, adaletsiz ve onu 12 gecege anda işgalciler kapatkan ediler ve siz de takip etkendirsiniz Kırım Birdemlige teşkilatının aydınlatkan videosu. Ve kene Edem aga Semidlyayevge destek etmegen vatandaşlarımızını avtobuslarga yükleyip rayon polis bölüklerine alıp kettiler ve Edem agan ozu aytkanına göre o da oların peşinden korçalamağa için kete eken. Bu adiseler ile bağlı, buyurunuz. Evvelden de çok konuşmuştuk, işte Rus işgalcilerin en büyük korkuları bu Kırım Tatar milleti birlikte olganından ve boysunmağanından Rus işgalcileri çok rahatsızlar ve korkuları kün künden onların ziyadeleşe. Ve bu sebepten milletimizi böyle ezmek için, korkutmak için Rus işgalcileri birinciden insanlar toplandıklarını yok etmeye isteyirler ve mahkemeler olduğu vakit insanlarımız bu haksız mahkemeye bırakılan kişilerimizi destek etmek için toplandıkları vakit mahkemede toplanganlarını hapiske bırakalar ve Edem Semidlyayev'ni da bu sebepten 12 gün gecege kapamış ediler ve şimdi hapisten çıktığı vakit insanlarımız toplandığı vakit gene de insanlarımızı orada yakalayıp gene de hapiske alıp getirdiler. 31 kişinin şimdi Edem Semidlyayev'ni karşılamaya toplanan kişilerimizi Rus işgalcileri yakaladılar ve onların içinde yanlış masam 9 dönemi 10 dönemi kadınlar varlar ve 14 yaşında olgan bir kızcık da var dediler bana ve orada jurnalistler de var. İşte Ruslar bunu maksız yapalar, milletimizi korkutmak için ama sağ olsun cemaatimiz, milletimiz korku yok. Aslında bu kutlevi şekilde toptan vatandaşlarını mahkeme binası o günde alıp polis bölüklerine alıp gitmek tendansiyasını biz sadece sonki aylar içerisinde göremiz ki bundan evvel de siyasi mabuslarımızdan birçok mahkemeleri ötkerilgenini takip etemiz kordık ama böyle avtobuslarga yüklep alıp gitme meselesi şimdi peyda oldu ki pandemiye de aytacak olsak pandemiye de 2 yıldan berli bar mına bu yanı tendansiyası sizin fikrinizce neyle bağlı? Kendi de söylediğim gibi onlar gördüler ki evvelden bütün bu milletimizge karşı korkmak için yapanları faydasız olganı sebebinden endi kendi kendilerine Rus işgalcileri dediler ki biz bu milletge biz bu insanlara toplanmaya böyle çare vermeyik ve birbirlerine aslı kormesinler. Ne yakşılıkta ne ağırlıkta. Ve bakınız mahkemeye geldiklerimiz vakit, mahkeme binaların yanına geldiğimiz vakit, mahkemedeki olan kişilerini destek etmesi için o vakit milletimiz orada dağıtalar. Ve endi mahkemeden karşıladıkları vakit. İşte milletimiz aslı birbirine yakınlaşmasın ve birbirlerini insanlar destek etmesin deyip bu fikirden
ziyade baskınlar yapalar. Мына бу инсан хуклары мәсьәләсенең музакере итәрәкендә мәлүм булганы кибе кечкен афтаның сонында Берләшкән Милләтләрнең 3-нче комитеты декабрь айында рей берелмәсе ве кабул ителмәсе кирәк булган Кырымдагы инсан хуклары бозгынлыгы иле баглы резолюцияны тасдыклады. Әлбәттә ки анда каршы чыкканнар да мәйданга килделәр ве базалары безләрне кенедә бойле бераз ачуландырды дигелде, ама үзөлтте деп айтаҗам. Мисал Түркия мемлекетләрне бүле козогыне алачак булсак, ама Иралда кабул ителгенен кордык. Рифатага бу яны лейха дигерләре иле кыясланганы вакыт да шиддетле, да җиддиме, я да чок фарклылыклар юктыр. Şimdi insanlarımız bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 3. komiteti tarafından kabul edilen rezolüsyonu kendileri okuyabilirler. Çünkü açık kaynaklarda ve birinciden Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın sitesinde, saytında var. Ve kendileri okusa Rusçası da var. Eğer bazılarına araması biraz zor olsa benim Facebook sayfamda bir hafta önce işte bu kabul edilen günlerinde bulunsalar o yerde bu Rusça bu kaynağının Rusçasının adresi de gösterilmiş ve kendileri okusunlar. Çünkü 12 sayfalık dokument milletlerin çağrısı böyle rezolüsyon çağrısı değil mi rezolüsyonu ve orada işte her bir meseleye cevap var ve gerçekten de bu sene kabul edilen rezolüsyon diğer senelere baktığımız vakit daha çok ziyade keskince ve bazı evvelde bizler Ukrayna devletinden birlikte gidirmeye biraz becermeyen meseleler bu sene giderildi, gösterildi. Ve onların içinde Kırım Tatar Milleti, Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından tamırlı, Kırım'ın tamırlı millet olarak gösterildi. Ve Kırım Tatar Milli Meclis, Kırım Tatar tamırlı milletini temsil etken organı olarak ve orada bütün bu hapishanede olan kişilerimiz için orada her bir meseleye hem cevap hem Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın pozisyonu gösterildi. Bunu okumak gerek ve şimdi gelecek dekabr ayında bu rezolüsyon endi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın umumi toplantısında kabul edilecek. Benimce dekabr ayın ortalarında olacak. Ona da bir dikkatimiz ona şimdi. Ama olacak bu. Mutlak olacak. Şubesiz. Ya mına Rifat aga da şunu sormağa isteyim. Mına anda karşı oy bergenler de oldu ve bu karşı rey bergenler sırasında demek men de Rusiyanın bu satelit ülkelerine kozu güne almayan bu Ermenistan, Belarus gibi ülkelerine veylah ya ama mına Türkiye memleketlerine kozu güne alızacak olsak ki onlardan bazıları karşı rey berdiler. Sizin fikrinizce bu Türkiye memleketler bir de bir tarihi müddette tarihi menzilde asıl da Rus esirliğinden kurtulup olacaklar mı? Siz söylediğiniz gibi Rus esirliğinden kurtulması biraz zor kele. Ve elbette yazık Kazakistan ve Kırgızistan bu rezolüsyon reyge ya da reyge koyulduğu vakit bunlar karşı çıktılar ya da Rusya'yı destekledi. Yazık. Kırgızistan ve Kazakistan. Aynı zamanda daha iki Türk milletlerin devletleri Özbekistan ve Türkmenistan bunlar reyde iştirak etmediler. Diyeceğim çekindiler. Hı hı. Ama bu elbette böyle pozisyon karşılıktan biraz yakışıdır. Ama Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan böyle meselelerde Ukrayna'yı destek etseler daha çok hem kendilerine faydalı olurdu. Çünkü toprak bütünlüğüne korku, onların toprak bütünlüğüne de Rusya tarafından çok böyle zararlar olabilir. Ve onlar birinciden
bunu düşünüşleri gerek ve kendi toprak bütünlüklerini düşünseler o vakit Ukrayna'nı destek edebilirdiler ve orada Kırım Tatar milleti için bütün bu rezolüsyon açıklanma yapıla ve oradan kardeş Türk milletini de destek edebilirdiler. Gelecekte inşallah bu da olur. Мына соңғы вақытлар біздерді біраз да шашыртқан бойлы бір беянатны естіткен едік. Хусусан о Бұлғаристан жұмыр башқанының нұтқындан сеслендірілді. Роман Радовның іште Қырым етрафында айтқан сөзлері Русияге айтлыгі меселесі ақында айтам. Мына бұл месе етрафында не түшінесін Срифат аға сонда бойлы девлет елбасшысының бұл кебі беянатларда болынмасы. Не манаға келе бізім күрешімізде бұл бір бір тесірі асылда бар ма яды диқат етмемелі бұл кебі айтуларға ки затен ресми дигер Бұлғаристан сесечелері Бұлғаристанның позициясы сер толғанына ве затен Бұлғаристан Қырым платформасында іштірак еткенін айтып кешті. Білесіңіз бұл өткен базар күні Бұлғаристанда жұмбыр башқан сайлалары кешті ве Радев деген сесечі ikinci sefer Bulgaristan Cumhurbaşkanı saylandı ve bu saylalarga hazırlık kitiyatkanda işte diskusyalarda demişti dersin ki Kırım endi Rusya'nın sınırlarında ve Rusya toprağı gibi ki böyle vardır deyip işte böyle kendi fikrini seslendirdi. Elbette bu hepimizi böyle rahatsız etti ve açılandırdı doğrusuna söylesem. Ukrayna devlet olarak hemen ikinci günü burada Bulgaristan'ın Büyükelçisini İş Bakanlığı'na davet etti ve orada Ukrayna'nın böyle sözleri kabul etmeyeceğini ya da kötermeyeceğini bildirdi. Ama burada da bir şey anlamaya gerek. Bulgaristan devlet olarak aynı zamanda hem Avrupa Birliği azası hem NATO üyesi. Hı hı. Ve NATO üyesi olarak ve Avrupa Birliği azası olarak Bulgaristan'ın pozisyonu diğer Batı ülkelerin pozisyonları gibi. Bulgaristan Ukrayna devletinin toprak bütünlüğüne karşı değil. Bulgaristan Kırım yarımada Ukrayna devletinin bir resmi bir parçası olarak tanıla. Ama işte bu devletinin cumhurbaşkanı bir kişi ama cumhurbaşkanı biraz başka fikirde. Bilmeyeyim hepsinin haberi var mı yok mu? Tünev'in Amerika Koşma Devletler'in Dışişleri Bakanlığı tarafından narazılık gösterildi bu Bulgaristan'ın Cumhurbaşkanı'nın söylediğine ve bugün bu Bulgaristan'ın Cumhurbaşkanı aynı tersendi fikirlerini anlata. Dedi ki yok yanlışmamız biz Kırım'ı Ukrayna parçası gibi tanıyoruz ve Rusya'nın hiçbir türlü alakası yok deyip kendi pozisyonunu yeniden anlatar. Çünkü Amerika'dan, Washington'dan yakışı bir şamar aşağıdır. Мына халықара саясат ве бойлы девлетлерні бірер-бірер лаф етер екенде Сурияге де кешмегенді естейм, чүнке кешенлері сіз Сурияден невбеттеке үш Қорантаның Украинаға тахлие етілмесі ве қайтарылмасы меселесіні ашықладыңыз өзіңіздің Facebook сайфесінде хабердар еттірдіңіз бізлеріні. Бұл үш қорантаның демек андаки табурлардан Украинаға қайтылуы жөнелішінде япылған фаалиет неқадар ұзын девам етті мына бұл уақытта да өгренмеге естер едік бұйырыңыз. Sizin teleseyircilerimizin çoğunun bilgisi vardır. 2017 seneden işte Suriye'de çeşit türlü yanlış yollarının peyda olan Kırım Tatarlarını yeniden kendi devletlerine, Ukrayna'ya
kaytarmak için hareketler başlamıştık. Hı-hı. 2017'de çünkü o sene Kırım Tatar Milli Meclisi'ne işte orada olan soydaşlarımız, kadınlar, yanlarında balaları olanları çok zor durumda yaşadıklarını bildirdiler. Ve orada alkol diyen böyle bir halkara tabor ya da lager kaçaklar için, labirentsi. Orada o kadar çok zor yaşaması ki böyle bir durumları idi. Çünkü çadırlarda 75-80 bin kişi çölün ortasında susuzluk, açsızlık ve orada böyle bir gerçek devlet de yoktur. Çünkü Suriye'nin toprağında olsa da ama Kurdlar kontrol eden bölgede. İşte bunlarını kaytarmak için çünkü hepsi rica ettiler mecliste. Ana babalarımız bunda çok zorlar, zor da hastalanalar, ölüler. Olgen çocuklar da var idi orada, babalar da var idi. İşte yardımcı olmamız, bizi kaytarmamız, yanlıştık. Öyle oldu, böyle oldu. Kadınlar ve babalar olduğu sebebinden biz meclis olarak bu meselenin çözmesine elbette çok böyle büyük dikkatle alıp vardık. Siz söylediğiniz gibi işini başlamak ve becermek arasında çok vakit sürdü. Şimdi burada birisini kampanyalamaya gereği yok. Çünkü insanları oradan kaytarmak için binlerden çözülecek meseleler var. Ve bu meseleler çok taraflarla bağlı. Ne olsa da bu vaktecek 36 tane Ukrayna vatandaşı, onların içinde Kırım Tatar kadınları ve onların balaları, Ukraynalı kadınlar da varlar balalarını. Onları şimdi kaytardık. 36 kişi burada, da 7 tane kadın ve 12 tane balalar orada kaldı. Hı hı. 19 tane işte Ukrayna vatandaşı da Suriye'de. İnşallah onları da yakın zamanlarda, yakın zamanlar diyeyim ama işte 1-2 ay içinde Ukrayna'ya kaytarmaya yollar açılır deyip ona çalışıyor. Son ki mana grupamız, siz söylediğiniz gibi evin 3 kadın, 11 balalar. Bu benim sebebi çünkü korsanın o sahabeleri ne olganını bazılar anlamaylar. Çünkü hayatında birinci sefer olar bu çadırların dışarına çıktılar. Hı hı. Ne arabalar gördüler, ne uçaklar gördüler. Şimdi bu büyük şehre gelgende çok şeylere bu balalar şaşırıp kaldılar ama bala işte. Hepsi balalar tez tez olar bu hayata alışalar. İnşallah gelecekleri elinde yakşı olur. Çünkü iki koranta Kherson oblasında, vilayetinde yerleşecek. Hı hı. Bir koranta akrabalarının Adessa taraflarında yerleşecekler. İnşallah gelecekleri bu balaların yakşı olur diye bana umut ediyorum. İnşallah kalgan 7 kadın 12 bağlar için de umut ettiğimiz ki bu ile aynı yollar açılır. Faaliyetlerinizden ardı gür olsun inşallah. Şimdi burada buna geldiğiniz vakit ben siz soramadınız ama ben bunu kendim açıklamayı isteyeyim de. Çünkü menden soruyorlar bazı seminerlerimiz. Şimdi ben kaç kere bunu çok incelemeyip söylemiştim. Bu kadınlar çeşit farklı yollardan ve farklı sebeplerden Suriye'de oldular. Varıp o tarafta çıktılar. Ve bunları ben şimdi çok incelemeyi istemez dedim. Orada katalar da var. Orada aldanan soyları da var. Orada yanlış yapanları da söylediğim gibi varlar. Ve biz şimdi bu soydaşlarımızı ve vatandaşlarımızı, çünkü dedim ki orada tek Kırım Tatarlar değil, Ukraynalılar da var. Ama İslam kabul etmişler hepsi. Eğer diğer milletlerden olsa, biz bunlara yardım etkenimiz sebebi birinciden bu balaların canlarını kurtarması. Balaların canlarını kurtarması ve elbette onlarını kurtardığımız vakit onları analarından birisi ayırmaz. O sebepten biz bu meseleni inşallah sonuna dek varırız. Ve bazıları Kırım'dan benden soradılar. Ya bizim orada bazılarımızın oğlanlarımız da var. Erkeklerle uğraşacaksınız mı? Deyip soranlar da oldu. Ben dedim erkeklerle biz uğraşmayacağız. Ama devlet uğraşsa biz buna yardımcı olabiliriz.
Çünkü erkekler oraya kendi isteklerinden varıp çıktılar ve eğer onlara yardım edecek birisi olsa ana babaları ya da yakınları, akrabaları birinci sırada olsunlar. Bize bu ağırlıkta bırakmaz. Sağ olunuz bunu açıklağanınız için. Ve Rifat Ağa da mühim bir mesele var. Onu da yetiştirmeye isteyim. Sizden laf etmeye mühim ve meraklı fikirleriniz. Sonki 2-3 hafta içerisinde siz de muhakkak takip edersiniz. Yüz bergen adiselerini, hususan Ukrayna sınırlarına Rus askerlerinin da fazla kelgeni ile bağlı malumatlarını garbi, demek matbuat vastaları, garbi siyasetçiler айталар Украина дәүләт ялбашчылары бер мөддәт буна чөк кулахас мәдәләр яни бунин багълы бул рәсми чыгышларда чөк булмаган әдәләр ве садәҗе сонки бер кач авто дәвамында артык Украина үкүмәт ялбашчылары дәүләт ялбашчылары ве Украина истихбарат хезмәте акатенде бу мәгълүматларны тасдиқлады ве ой тарафындан да Русияның бу кебе салдырыга кечмесе ихтималына да айдынлатты. Сезнең фикереңез Ақиқатен де мы Русия шымды бойлы бір бұйық чартлы саваш япмаға азырлана, яда стысадыжы дегенлері кебі бұл ставкаларыны көтереве, бірде бір сияси преференцияларыны қазанмаға тұрыша. Сізге насыл көріне асында бұл 2-3 афта девамында алынған хаберлер? Керчектен де сіз сөйледіңіз кебі бұл 2-3 афта девамында бұл чок қорқыншылар бар. Bu korkunçların sebepleri, olgan sebepleri işte Rusya'nın Rusya tarafından Ukrayna sınırlarına yakın pek çok askeri güçler toplandı ve onlar orada dersin gibi ki bir şeyler bekleyen gibi böyle hareket ederler. Bu birincisi. İkincisi bu Beyaz Rusya ve Polonya sınırlarındaki olgan böyle bir atak, bu işte kaçaklar da değil, migrantlardan gene de bu Suriye, Irak tarafından getirilen mahsus insanlarının burada böyle bir atak yapıldı. Ve hepsi anlar ki bunun bu atakın sebepçisi tek Lukashenko değil, Putin de orada var. Hı hı. Ne olsa da işte bu 2-3 hafta devamında her bir taraftan çok böyle yüksek devlet organları tarafından Amerika'nın olsun, Almanya'nın, Fransızların işte Rusya tarafından savaşka hazırlık alıp barıla degen böyle signallar var. Olur mu olmaz mı? Ben şimdi söylemeye olmam çünkü o deli olgan Putin'in başına girmeye çarem de yok. Birisi de bunu bilmez. Çünkü deli olgan bir devlet siyasetçisi ille bir ateş çıkarabilir. Şimdi hem Ukrayna hem Ukrayna'nın partnerleri, devletler buna hazır oluşları gerek. İnşallah beklediklerimiz, bazı korkunçlarımız olmaz, yerine gelmez. Ama buna hazır olmaya gerek. Çünkü 2014 senesi o vakitte böyle signallar var idi. Belki bu kadar çok setlenmemiş idi. Ama 2014 senesi bu Novorossiysk ve diğer taraflarda Rus askerleri toplandığı, gemiler hazırlandığı, uçaklar birleştiği böyle bu signallar var idi ama birisi buna dikkat etmedi. Hı hı. Şimdi ziyade dikkat edeyik de dikkatimiz boş olsa da ama o zaman pişman etmek. Ya buna sizin fikrinizce şimdi bizim garbi ittifakdaşlarımızın demek Rusya'ya karşı bu kibi yapkan şimdi çıkışları ki onlar er kun birçok defalar işte Rusya'nı Ukrayna'ya ucum etmemesi için sakındıralar. Yani aytalar ki bu Rusya için çok büyük böyle neticelerge hem iktisadi hem siyasi neticelerge getirecek. Sizin fikrinizce bizim garbi ittifakdaşlarımızın şimdi bu sözdeki desteği Rusya'nı tohtata bile mi? Bilesiniz ben böyle bu askeri meselelerde mütehassıs değilim ama anladığıma göre Rusya devlet olarak son iki senelerde ne kadar çok zorlukta olsa da bu
sanksiyalar sebebinden, diğer sebeplerinden ama askeri taraftan, askeri güçlerinden elbette Rusya devleti Ukrayna'ya baktığımız vakit gücü daha çok ziyade ve Ukrayna devleti tek kendisi Rusya'nın asker baskınına böyle becermesi biraz zor görünebilir ve ama gerçekten de o sebepten işte bizim bu dost devletlerimizin pozisyonu bizler için çok önemli ama askeri tarafından o kadar bir basamakta olmasa da Ukrayna ama insanların iradeleri, insanların hazırlıkları Rus askerlerinden ziyade. Ve Putin de bunu yakışı anlay. Eğer böyle askerlerle baskın yaptığı vakit ya savaşka askerlerini gönderdiği, yolladığı vakit anlaşılan ki Ukraynalılar bu savaş meydanlarından kaçmayacaklar. Savaş meydanlarında çok kan tokulacak ve o sebepten şimdi bazı ekspertler diyorlar ki Putin savaş başlamaya böyle kendisine karar alsa bu savaşta birinci sırada bu askeri teknik olacak, uçaklar, raketler ve diğer aletlerini kullanmaya çalışacaklar ve buradan elbette bazı zorluklar olacak. Ve bunun beraberlikte diğer siyasetşünaslarının ve analitiklerinin aytkanına göre barde yüz bergen adiseler şimdi tekrarlana ve bunların epesi Putin tarafından böyle bir siyasi preferensiyalar kazanılması ve hatta Biden'nin koruşuvunu yapmak için meydanga keleken ve hatta bugün önde... Siz söylediniz doğru, orada bu da var böyle fikirler ve ben de buna biraz yakınlaşan böyle fikirlerge. Çünkü Putin, bilesiniz, şimdi o kendisinin isteklerini meydana getirmek için böyle işte çeşit türlü şantajlardan diğerlerini mecbur etme getirişe. Bazı, ben okuyum bu biraz akılsız Ruslar yazganlarını çeşit türlü internetlerin sahiplerinde. Deyler ki, hani bizim işte Putin böyle bir parmakla bütün dünyanı korktu. İşte öyle yaptı, böyle yaptı. Mesele korkudan değil. Birisi Rusya'dan ya da Putin'den böyle boş korkmaz ve korkmay. Mesele diğerde. Birisi bilmek ki ne kadar kasta bu insan da ve savaşın 3. dünya savaşını başlayıp aslı bu dünyayı yok etmesin. Çünkü o kadar çok bu nükleer silah toplanıldı ki dünyada. Mesele şimdi Putin'den korkmak değil. Dünyanı yok etmemelikten korkmak ve buradan dünya başka bir yollarını aray ve inşallah bu yollar bulunur ve Rusya'nın bütün bu yapkan cinayetlerine ceza yerine gelir. İnşallah. Ve sonki sualim Rifat Ağam, yayınımızın yekunen mesine bir ucudaqa kalar ekende bu meselini menje muaqaq kötermesi lazim. Çünkü 4 yıl evvelsi aynen bu kun Milli Hareket veteranımız VJE Kaşıkka işgalcilerinin hareketleri sebebinden ilk yardım arabasında vefat etken edi, elak olgan edi deyip da doğru olur aytmağa ve elbette ki onu anmak, hatırlamak boyunumuzun borcu deyip düşünem ve bu mesele etrafında sizge de söz vermek ister edim. Buyurunuz. Evet, Vejiye ablamızı biz çok hatırlayık. Çünkü Vejiye ablamız kendisi bu milli hareketimizde yüzlerle, binlerle olgan İnsanların bir simbolü gibi kedi. İşte kendileri o dünya savaştan önce Kırım'da doğulgan yaş yaş oğlancıklar, kızcıklar 1944 senesi sürgün edilgen, sürgünde ösken, genç yaşlılıkta milli hareketke koşulgan ve bütün hayatlarını milletimizi vatana yeniden kaytarmak ve toprağımızda, vatanımızda yaşamak bu yollarında edilir.
ve Veciye ablamızı bütün milletimiz aslı biliyordu. Ve o sebepten elbette Rus işgalcileri onu öldürdükleri için ille cezasını verecekler. Çünkü ablamız kendi zayıflığından ya da hastalığından ölmedi. Onu baskın yaptıkları vakit bir grup soydaşlarımızga, soydaşlarımızın bir grubuna, o da oradaydı Veci ablamız. Orada Bekir Degirmenci var idi, Çapuk var idi, Ruslan Trubaç var idiler, Dilaver var idi, baksa şimdi hepsini... Ruslan Trubaç, Kazım Ahmetov. Evet, Kazım Ahmetov ve Trubaç dediğimiz doğru, Trubaç da oradaydı. İşte onlara bu ucum yaptıkları vakit onu bıraktılar, bastılar, urdular ve yüreği dayanmadı, toktadı yüreği. Urdular Veci ablamızı. Ama bakın Veci ablamız için inşallah vakti gelecek, daha çok ziyade yazılacak. Şimdi de var bu ATR'de sizin kanalımızda filmler var, çeşitli türlü bilgiler var. Ama gelecekte daha çok bilgiler olacak. İşte Allah'ın rahmetinde olsun. Hatırlayız çok Veci ablamız. Amin. Çok sağ olun. İnsanlarımız kendilerine dikkat olsunlar. Birliğini saklayık. İşte Veci ablamız gibi insanlar her vakit milletini birleştirmek için. Ben kendim Veci ablanın tanış olganımdan sonra bu 80'li senelerin sonundaydı. Uçgöz'de yaşadıkları vakit. Hı hı. Ve kaç kere ondan çeşit türlü aksiyalarda olmuştuk. Kiev'de, Ahmetçit'te, Bahçısaray'da, Karasu Pazar'da ablamız her vakit, hiçbir vakit kendisini düşünmezdi. Milleti düşünürdü. Biz ona hepimiz yakınlaşmak için, işte yakınlaşmak dediğim duygularımızda, yapkanlarımızda biraz hareketler yapıyoruz. Sağ olun. Siz çok sağ olun, Rifat Ağa. Biz ile bağlanıp sualerimizde cevap bergeniz için Milli Meclis Reisi Rifat Çubarov biz ile canlı bağdaydı. Sevgili arkadaşlar, men sen ne yazık ki bu bölükünü yekünlemek mecbur etindim. Aman aman 2 dakikadan sonra ATR telekanalının yayınını men onu umut etim. Kırım Tatar tilinde zaman informasyon programası. Selamlayacak. Sonki ve en aktual haberlerine muhberlerimi sizler için tarif ete sonra bu studiyada sizlerine meslekdeşim Айдер Муждабаев сөйлемламасы керек ве Прайм Муждабаев программасына сейретін смирахлы олажақ деп тұшынем. Көшкенше.